Merhaba efendim, bugün mis gibi bir gün ve karşımda Ufuk Tarhan var, T insan. Fütürizmi konuşacağız. Ben bilmiyorum, o konuşacak, biz dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Teşekkürler, bizim programımıza şeref verdiniz. Estağfurullah, ve şerefim. Ve günümüzün konusu... geleceğin konusu T insan dediğimiz fütürizm, henüz hazmedemediğimiz bir konu, henüz çok başında ama siz sevdirdiniz gençlere, şirketlere, dolaşıyorsunuz, sizi davet ediyorlar, sosyal medyada çok yoğunsunuz, kendiniz de bir T insansınız. Tabii. Öyle görüyorum. Tabii. Zaten onu hissediyorsunuz çünkü öyle olmak. Bir insan kendi konusuna hakimse öyle oluyor. Doğru. Bize anlatır mısınız T insana? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne olacak pandemi öncesi, pandemi sonrası ne olacağız? Peki. Keşke bilsem deyip konuyu burada kitlermişim böyle. Sizin o coşkulu, çok tatlı, çok zarif, çok her zamanki gibi güzel girişinizi. Ben de bilmiyorum vallahi, keşke bir bilsek diye devam edermişim. Aslında şöyle... Keşke bilsek, gerçekten bilmiyoruz. Fakat tahmin etmeye ve bilgi haline dönüştürmeye tabii, gayret ediyoruz. Tabii. Yani belki de çok kısaca özetlemek lazım. Hani fütürist nedir, ne yapar, ne işe yarar lütfen diye. Siz gerçi sanat akımı olarak onu mutlaka biliyorsunuz. Ama 1900'lerden sonra sanat akımı olarak başlıyor. Fakat 60'lardan sonra, yani dünya, iki dünya savaşı yaptıktan sonra bugünkü haliyle yorumlanmaya ve bir düşünce, bir eylem, bir çaba, bir akım, bir yüzden fazla üniversitede hatta ders ve bölüm haline geliyor ki dersini ilk açtığımız yerlerden birisi de burası. Bahçeşehir Üniversitesi. Evet, yani evet. Çok emeği var sevgili Enver Yücel'in. Herkes ne bu, ne saçma şey falan derken o hakikaten çok büyük destek vermişti. Ona da bu vesileyle bir kez daha teşekkür edelim. Ve buraya edelim. O heyecanla geldim. Ne güzel. Hakikaten ne güzel. Öyle. Hep buraya gelirken duygulanırım. Şimdi fütürizm şu. Tarih, geçmişte neler olmuştu acaba'yı ders alalım diye bilgiye dönüştürmeye gayret ederken, fütürizm, gelecekçilik de gelecekte neler olabilir acaba'yı çalışıyor. Ve bunu yaparken tabii tarihte bütün bilimler, bütün alanlar aslında multidisipliner dediğimiz, yani tabii, birbirinden kopabilecek şeyler değil. Her şey birbirine bağlı. Dolayısıyla hepsinden yararlanıyor. Özellikle sosyoloji, ekonomi, ekoloji, politika, psikoloji, yani tabii ki teknoloji dedim tabii, galiba. Bütün bunlardan yararlanarak çok sağlam gelecek tahminleri, senaryoları, olasılıkları çıkartmaya çalışıyor. Çeşitli istatistik metodlarıyla, matematik metodları filan. Ve yani şunu diyor esasında, gelecekte ne olacağını tam bilmiyoruz. İnsanlığın sırrını, evrenin sırrını çözemedik. Fakat giderek sanki elimizde bir el feneri varmışçasına, ki o fütürizm, gelecek bakış açısı diyebiliriz, ondan böyle aydınlatarak ilerlemeye, yürümeye çalışıyoruz. Yani bilinmezlik karşısındaki kitleniş korkumuzu, o bariyeri aşarak ilerlemeye ve yürümeye, bunu da giderek daha anlamlı, daha iyi yapmaya gayret ediyoruz. Edelim diyen bir çabalar bütün çabalar aslında. Kim bunun öncüleri? Ya öncüleri dediğim, geleceğe yön veren, tabii hangi güç diyelim? Hani filmlerde görüyoruz bunu bilhassa. Tabii, tabii. Hollywood filmlerinde tabii ki tabii, bunların. Yaş alınca, aa çocukluğumda seyrettiğim filmler gerçek oldu filan. Hani bundan 20-30 sene önce cep telefonunun olabileceğini bile, 30 sene önce, 20 sene değil tabii ki, 40 sene önce diyeyim. Hani 1980 yıllarında cep telefonuyla konuşulabilecek, saatine bakarak bunları hayal et. Beyi bize Hollywood öğretti bir yerde. Yani o filmlerden bir şeyler. Biz öyle gördük ama tabii bunu gördük. Çalışan arkada o, çok. Tabii o ayrı mesele de biz normal vatandaş olarak. Yaygınlaşması. Tabii yaygın.
Yani normal vatandaş olarak konuşuyorum ben burada. Doğru. Bir bilim ve bu konuda istatistikler üzerine çalışan cahil biri olarak size sorularımı soruyorum. Keşke hayır, hayır. Cehalet hayır, sizin hayır. gibi bir şey olsa. Herkes de anlasın. Çünkü korku veriyor bir yerde. Geleceğin bilinmezliği ve birilerinin bir şey söylemesi biraz korkutuyor. İnsan çok zayıf esasında. İnsanoğlu zayıf, naif, ne diyelim, korkak esasında. Çok evet. da güçlü değil. Güçlü evet. gözükmeye çalışan bir kimliğimiz var tabii ki, mış gibi. Ama zayıfız. Beni korkutuyor. Ne şimdi, güzel, iyi ki korkutuyor. Evet, korkutuyor. Adapte olabileceğiz mi? Ama şöyle de bir şey hissediyorum. İnsanoğlu her şeye adapte oluyor. Evet. O kadar kolaylıkla, farkında olmadan şu pandemiyi bile o kadar korkarak ve tedirgin olarak başladık. Şimdi salıverdik. Herkes bununla arkadaş oldu gibi. Hı hı. Bu da iyi değil esasında. Bu ikilemin içerisinde bizi neler bekliyor? Ru size soruyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bir şeyler var böyle çok asılıp kaldığımız, lütfen sizi kastetmiyorum, hepimizde var bu. Bir şablonlar ve bir tabii. jenerik duruş var. Öyle. Yani mesela korkuyoruz, korkma kötü bir şey gibi nedir anılıyor. Bilinmezlik karşısında korkuyoruz. Yani gelecek korkusu diye evet. en büyük korkumuz bu. Ama hastalık korkusu da var, karanlık korkusu da var. Korku insanı aslında koruyan bir şey. Yani bilinmez bir durumda bilmeye çalış ki oradan bir zarar gelecekse önlem al. Dolayısıyla korkmamız çok normal. İyi ki korkuyorsunuz dediğim, korkuyoruz dediğim şey o. Korkmasak hani mikropsuz, mikroptan tamamen arınmış insanlar asıl tehlikenin içinde ya. Evet, aşı evet. yapılıyor yani. Şimdi evet, aşı bulunsun evet, diye bekliyoruz. Evet, aşı ne evet, aslında evet, o evet. virüsün bize tekrar tabii. bir ölçüde verilmesi. Tabii. Şimdi dolayısıyla korkmak iyi bir şey. Bu korkuyu cesarete dönüştürmek, yani cesarette hiç korkmamak değil, ödün patlasa da yürümek demek. İşte onu yaparken fütürizm gibi bakış açıları, bilim bize destek olmaya çalışıyor. Bak biraz daha gidersen şu olabilir, şunu yapabilirsin filan gibi. Aslında bir motivasyon aracı. Bunları öyle kullanmayı değerlendirirsek, bakış açımızı o tarafa doğru evirirsek çok keyifli bir şey. Bana genellikle diyorlar ki nasıl da böyle tatlı tatlı işte gülümseyerek evet. sanki hiçbir dert tasan yok. Yani neyi nereye koyduğumla ilgili. Ben tabii. gelecekte ne kadar iyi şeyler yapabileceğimizin hayaliyle yaşıyorum. Onun için de bana mesela gelecek çok güzel geliniyor hep. Onun için de sloganım yürekten tabii, söylüyorum. Tabii. Gelecek güzel gelecek diye. Dolayısıyla gelecekten korka korka ilerleyeceğiz. Aydınlatmaya çalışa çalışa. Ve bu hep böyleydi zaten, öyle devam edeceğiz. Bu Hollywood filmleri, işte bilim kurgucular falan, ya ta Jules Verne de fütürist. Tabii tabii. İşte tabii. ne bileyim Da Vinci de tabii, fütürist. Tabii. Bir sürü fütüristler var ama bizim son bu haliyle çalışmaya başladığımız, yani bizim hani gurular deniyor ya da iyi bilenler, Alvin Toffler'lar var mesela. Hı-hı, işte evet. Son zamanlarda şey var, Ray Kurzweil var. Yani bir sürü insan, birçok değerli insan çıktı. Hepsi gayret ediyorlar ki gelecekte şunlar olabilir ve olsun zaten diye. Şimdi Elon Musk mesela fütürist. Hı hı, yani hı. daha doğrusu fütüristim diye bir şey asmak gerekmiyor. Bir ünvan almak ya da hiçbir ünvan almamak lazım zaten. Bir takım konularda daha becerikli olmaya gayret etmek gerekiyor. Hangi konuda olabileceksek onu bizim yeteneklerimiz söylüyor. Daha becerikli olalım, daha fazla o alanda hizmet edelim, insanlara daha fazla yararlı olalım. Pandemi, bunlar solda sıfır kalabilir bundan sonra yaşayacağımız, mutlaka yaşayacağımız, eğer aklımızı başımıza getirmezsek, getirirsek de yaşayacağız kısmen ama bunlara dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan bir alan. Şimdi bundan sonra neler yaşayabiliriz? Aslında neler yaşayabileceğimizi 5-10 senedir görüyoruz da kabul etmiyoruz. Tabii insanoğlu biraz muhafazakar. Yeni değişime hazırlıklı değil ve hep tepkili. Hayır, hayır olmaz öyle bir şey. Halbuki yüzyıllara bakarsak da en yakın annemiz, anneannemizden bakalım. Onların hayatları ve bizim geldiğimiz şu yaşa kadar olan değişime şöyle bir arkamıza baksak aman Allah'ım dersiniz. İnsanoğlu çok da kolay adapte oluyor esasında. Neden o hayırlar çıkar hep?
hayır denir. Benim babam öyleydi. Hem çok medeni bir insandı ama şöyle düşünüyorum, her şeye hayır derdi. Mesela Japonya'ya gidişim 1980 yıllarında. Ayol ne işin var orada Japonya, bilmediğimiz yer. Şimdi hayır, önce bir hayır. Halbuki o da bu kainatın bir ülkesi ve çok önemli de bir ülke. Oraya bir burs kazanmış olması, kızının gitmesi çok önemli bir şey. Gittikten sonra da ben göndermiştim diyor. Mesela babam da, bir insanlar öyledir. Tipik ebeveyn tepkisi. Ben gönderdim. Kızımı oralara ben gönderdim filan. Tabii ki bu yaşarken zorlanıyoruz, üzülüyoruz bazen. En yakınlarımız tarafından bile kırılıyoruz. Suyun üstüne bir bırakabilsek kendimizi, bu tasavvufta da vardır tevekkel olmak. Bırak gitsin yani, hayat öyle bir şey. Evet. Nerelere daha gideceğiz? Dünyanın sonu geldi filan. Kim ne zaman karar vermiş dünyanın sonu nedir, nasıl oluyor? Tabii o ne diyelim, insanoğlunun işte o bilmişliği, tepkileri, muhafazakarlığı, bazı şeyleri kabullenememesi. Şimdi kabullenebilmemiz için siz öyle tatlı tatlı anlatıyorsunuz. Bizim de hoşumuza gidiyor normal insanların. Aa, bu korkulacak hiçbir şey değil ya, futurizm yani, güzel şeyler gelecek herhalde Ufuk Hanım gibi falan diye de böyle hayal ediyoruz. Evet. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi değişimden kaçınmak, değişime direnmek aslında yine insani bir durumdan. Çünkü psikologlar, beyin uzmanları diyor ki değişimin, yani bir değişim olacak algısıyla fiziksel acının beyinde uyardığı yerler aynı. Yani ha tekme atmışsın, canın nasıl yanıyorsa bir şeyin değişeceğini algılamak da aynı yeri rahatsız ediyor, aynı yeri tetikliyor. Dolayısıyla sanki canı acıyormuşçasına, can acısından niye kaçınıyoruz? Gene korumak için aslında, bir yerimizi kırmayalım, dökmeyelim, acıyan yeri koruyalım diye. Değişim de öyle bir şey. Bak, bunun sonunda bir şey, kötü bir şeyler de olabilir. Sen buna önlem al ya da uyumlan. O ne gerekiyorsa onu o acıyı gidermek için yap. Yani biraz mantık ve biraz daha basit ve yalın düşünürsek aslında bunların hepsini bizim köpüklendirdiğimizi çok ve komplike bir şey değil, çok karmaşıklaştırdığımızı değil, değil ve mi? Ezberlerin arkasına takılıp gittiğimizi göreceğiz. Belki ben onu yapabiliyorum. Yani daha basitleştiriyorum. Değişkenliği kabul ediyorum. Bir de mesela hani ağrı eşiği yüksek düşük meselesi vardır. Benim mesela ağrı eşiğim hakikaten çok yüksektir. Yani bayağı şeysiz tırnağımı çekmişlerdi beni vakti zamanında, kangren olmayayım diye. Belki de ondan diyorum. Yani bana mesela hiç korkutucu gelmiyor. Ne olabilir? Tehlikeler ne olur? Onu nasıl aşabilirim? Hemen geçebiliyorum. Ya da buna nasıl uyumlanabilirim? Yani kaçacak bir şey yok. Bu olacak elbette bir gün. Olma ihtimali çok yüksek. O zaman ona uyumlanayım mooduna, vitesine geçebiliyorum. Yani sürekli versiyon yükseltmek durumundayız. Sürekli güncellenip senkronize olmak durumundayız etrafımızda. Bir tek bizim olmamız da yetmiyor. Değil, etrafımız, ben geleceği öğrendim, ne güzel, çok şahane şeyler öğreniyorum. Tek başıma bu neye yarayacak bu? Herkes bilsin ki birlikte, hadi bu geleceği birlikte yapalım. Bir bu konu var, bir de bizi neler bekliyor da pek katıldığım bir şey değil. Çünkü bu bir süreç, akışkanlık işte. Akıyoruz aslında. Akıyor. Zaman bilmiyoruz ve şimdilik lineer gittiğini, üstelik düz bir çizgide ilerlediğimizi düşünüyoruz. O da öyle değil olabilir. Kuantumcular ve bu alanda çalışanlar, onları da yavaş yavaş ufak ufak aydınlatmaya başlıyorlar. Uzay var, dünya dışı bir yaşam olabilir. Evet, tabii. Yani şey diyor ya Elon Musk, çok enteresan zamanlardayız. Herhalde bir Çin bedduası vardır, onu bir türlü bulamadım. Nedir o? Dilerim değişik zamanlara doğasın diye. Hakikaten. Güzel bir dua esasında. Evet, nereye baksak işte ırkçılık bir taraftan ama aynı ülkeden uzaya gidiliyor. Ama hepimiz bütün dünya evlerde kalıyoruz paşa paşa. Hiç ben elimi sürmem, katiyen insan insanı olmayan şeylerin olmaz. Sanat olmaz, müzik olmaz. Hepsi olmak zorunda kalıyor. Okullar bakın şu anda ne kadar hüzünlendim.
aşağıdan evet. çıkarken kimse bomboş koridorlar. Evet. Yani buranın o eski hallerine. Tabii. Üzülüyoruz ama bir müddet sonra diyoruz ki hayır, sosyalleşmek için gene buraya gelecekler. Okullar aslında, yani okul eğitimden sorumlu olmak halinden en sonunda kurtulacak. Yani insanları eğitmek gibi bir sorumluluktan kendini kurtaracak. Ne kötü bir kelime akademik, o yani eğitmek, yani insanı çok eğitmek. Çok hiyerarşik. Değil mi? Çok, ben hiç sevmem eğitim kelimesini mesela. Öğrenmek çok güzel gelir. Onun için aslında bu kurumlar insanların öğrenmek için ihtiyacı olan akademik ve bu bilişsel, insana dair her türlü bilgi ihtiyacını sağlamaya i̇nsana gayret dair. Edecek. Ve bunu da ya burada sosyalleşerek, projelerle birbirine daha yakın olma ihtiyacını giderecek kadar üstlenecek, motive edecek kadar üstlenecek. Gerisi online'dan, gerisi yapay zekayla, gerisi robotlarla, gerisi hologramla, üç boyutlulukla, sanal gerçeklikle bütün bunların yapılabileceğini gördük. Yani pandeminin çok kıymetli bir dönem olduğunu, bütün hani üzüntüleri kabul ediyorum. Çok acı şeyler yaşayan tabii, aileler, kaybettiğimiz tabii. insanlar var. Onları bir tarafa koymak tabii, zorundayız. Tabii. Yani bu sanki bir dünya savaşı geçirdik gibi. Yani dünya savaşı provası yaptık. Bir aslında çağ, bu prova. Bir çağ kapandı. Bir çağ açılıyor. Kapanıyor. Evet, kapanıyor. Yani bu kapanıyor, pandemi bir çağın kapandığının ve dijital medeniyetlere geçişimizin çizgisi olarak alınabilir. Başlangıç noktası olarak alınabilir. Yani şu anda bize bundan sonraki dünyayı teknolojistler yönetecekler. Herhangi bir devlet başkanı, hükümdarı, şusu busu değil. Onların da ne kadar zayıf kaldığını gördük bilgiyi yönetebilenler. Yani koskoca dediğimiz Amerikan başkanına Twitter gibi bir sosyal medya diyor ki sen benim üstüme gelirsen ben de sana derim ki bak bu ırkçı ve şey olmayan bir söylemdir. Senin tweetini engelleyebilirim ben. Gücün yetiyorsa hadi kes beni. Ya. Şimdi teknolojistler epeydir bunun işaretini veriyordu ama artık bayağı bir denediler bakalım bunu bütün dünyayı tek elden yönetebilir miyiz, yönetemez miyiz diye yönetebildiler. Onu gördüler. Şimdi bunun verdiği güçle ve deneyimle ve genetik kodlarımız dahil topladıkları temiz datayla yapay zekadan çok daha fazla yararlanarak bizleri daha akıllı, daha eşit, daha düzgün yönetmeye doğru çalışacaklar. Ben ona inanıyorum. Çünkü şu söylemlerden çok rahatsız oluyorum. Çip takılacak, bizi daha fazla gözetleyecekler, bizi yönetecekler, insanlığımızdan uzaklaşacak. Sanki bir de bunları söyleyenlere bakınca sütten çıkmış herkes ak kaşık, sevgi böceği bir insanlık var birbirine. Nerede? Hiç kötülük yapmayan insanlık. İnsanlıktan utanır hale geldiğimiz günleri lütfen hatırlayalım. Evet, çok haklısınız. Yani ne gazete, ne televizyon, ne sosyal medyada görmemek için bütün duygularımızı kapatmak ihtiyacında olduğumuz zamanları çok sık yaşar olmuştuk. Yani, hala da yani nefretle beslenen bir toplumlar oluştu. Bütün dünyada. Onu da biz yaptık. Tabii ki şimdi biz onu yaptık. Da tek bu evet. sefer diyor ki bir takım gruplar siz duygusal ve İnsan yani ezberler peşinde koşanlar bir durun bakalım. Bir gidin evlerinizde oturun. Şimdi biz bunu algoritmalarla çözeceğiz. Dünyanın neye ihtiyacı olduğunu hesaplayacağız. Kimin nesi var nesi yok. Kimde ne fazla ne eksik. Bunları biz bir hesapla denkleyeceğiz bakalım. Yani toplum mühendisliği denen şey sübjektif ve insanları sömürmeye eğilimli insan aklından kurtarılıp İnsanları mümkün olduğu kadar eşit ve nümerik ve matematik ve mühendislik hesaplarıyla dengelemeye çalışan bir tarafa geçiyor. Ya onlar bizi yönetirse, ya böyle yöneteceklerse yönetsinler. Yani bir tarafta açlıktan insanlar çatır çatır ölürken bir tarafta tonlarla döktüğümüz yemekleri hesaplayamayacak bir kabiliyetsizlikteysek zaten biz neye soyunuyoruz yani? Ama algı yok. Öyle bir algı olmadığı olacak. İçin o kadar ve işte kısır döngünün içinde yaşayan bir de toplum var. İnsanlar var. Hani bunlar da
isim sahibi kişiler. İşte o algıyı değiştirmek lazım. Değişiyor. Öğretmek lazım. Zor. Öğretmek lazım. O kadar güzel söylüyorsunuz ki. Zor oyunu bozar. Ne tatlı bir laftır. Ben mesela çok kullanırdım eskiden beri hayatımda. Bir daraldığımda, sıkıldığımda. Zor oyunu bozar o zaman. Zorla bakayım derdim. Ya da bana bir şey zor geldiğinde. Şimdi insanlar bunu kendi şu andaki algılarıyla, gidişatlarıyla yapamadılar. Zor oyunu bozdu pandemiyle. Pandeminin katiyen kendiliğinden bir şey olduğunu, felaket olduğunu düşünmüyorum. Tamamen çok sistematik yapılmış bir şey. Zaten yaşıyoruz her an. Bir de bu pandemide şuna çok sevindim. Hani bizim Türk milletiyle ilgili bir şeyler vardır böyle. Hakikaten birbirimizi çok aşağı çekiyoruz. Çok. Kendimizi beğenmiyoruz. Özgüvenlik. Burada gördük ki herkes aynı tür felaketin içine ya da değişikliğin, sendromun içine girince hiç vallahi Türk'ü, Fransız'ı, Amerikalısı, Afrikalısı, Kanada onu fark etmiyor. Herkes ilk önce bir yağmaladı. İlk önce de tuvalet kağıdı yağmaladı. Ay hem de nasıl? Ya, o kadar benzer şeyler yapıyoruz ki balkonlardan birbirine moraller. Yani olumlu ve olumsuz duygularda din, millet, ırk, cinsiyet falan fark etmeksizin aslında çok benzer şeyler yapıyoruz. İnsan aynı. Aynı ihtiyacız. Yaşamak istiyoruz. Hiç, o kadar, hayatta o kadar. Kalmak istiyoruz. Çok kısa bir ömür. Aynen. Uzatıyoruz efendim teknolojiyi. Uzatıyor muyuz efendim? Nelerle? Şimdi de uzadı zaten ama. Uzadı. Ama böyle uzamasa da olurdu diyeceğimiz gibi çok sağlıksız. Evet, hakikaten bakıma muhtaç birçok uzun yaşıyor gibi zannettiğimiz şeyler var. Yani insani melekelerini yitirmeden fonksiyonlarını koruyarak aslında uzun yaşama işte genetikle yapay organlar bu yani teknoloji ilerledikçe bunları yapabilir hale geleceğiz. Ama teknoloji de değil, tıbbın ilerlemesiyle yani bu, ne diyelim, yine kendi ailemden örnek vereceğim. Annem 90 yaşında. O annemin annesi sağlıklı de çok şükür elhamdülillah. Annemin annesi de o yaşlarda yaşadı. Babam da o yaşları yaşadı. Şimdi genetikle de ilgisi belki. Aynı şeyi yiyoruz. Bazı hastalıkları yok. Şimdi şeker hastası, tansiyon hastası bunlar tabii. Bunlar da olmayınca iyi de besleniyorsanız eğer uzun yaşayabiliyorsunuz. Tabii. Yani hiçbir müdahale olmadan, dışarıdan müdahale olmadan hani tıbbın getirmiş olduğu tamam bazı şeyler var ama onlardan da faydalanmadan iyi beslenmeyle yaşanabiliyor. Evet ama iyi beslenemiyorsun. İyi beslenemiyorsan o zaman... Tabii. Yaş ortalaması da bayağı yukarıya doğru değil mi çıktı geçmişe nazaran? Yaş ortalaması yükseldi ama yükseldi. Sağlıklı değil. Yani sağlıklı sizin değil. Aileniz zannediyorum sağlıklı sıra çok dışı. Şükür. Evet birazcık sıra dışı ama belki. Ama işte bu gıda terörü dediğimiz yani bütün bu şeker, kalp, işte ne bileyim bir takım ortopedik hastalıklar, solunum yolu hastalıkları vesaire bunlar aslında... Son, beslenmenin getirdiği yani bu çağ tabii insanı şeyler. Çocuklara bile inmiş standart ama kendimize dönme zamanı geldi. Evet, yani pandemi bize hatırlattı. Evet. Toprağı hatırlattı, tarımı hatırlattı. Tabii. Değil mi? Daha nicelerini hatırlattı. Kendini beğenmemezlik hikayesiyle de bir kendimize bir dönüp bir beğenelim. Evet, aynen. Bu toprakları beğenelim hiç olmadı. Kesinlikle. Yani ben Türkiye'nin dünya yine bundan paçasını kurtaracak hem de daha iyi bir faza geçecek. Ama bunun için bir 3 ila 5 sene çok var, sıkıntılı. Yani çok çalışmamız gereken, çok. Böyle hep dalgalanacağımız biz dilim geçireceğiz. 5'ten sonra ona doğru olan yaygınlaşmaya başlayacak. Bugün artık hala çok anladığımız olacağını, gelişeceğini düşündüğümüz sistemleri geliştireceğiz. Ondan sonra bir parça daha nefes alıp bir... 2040 ve sonra en büyük şey 2050'lerde olur diye uzgörülüyor şimdilik. Görünüyor. Neyse ben göremeyeceğim o zaman. Öyle demeyin işte görelim 2050. Diye uğraşıyoruz. hem güzel kalalım hem yaşımızı hem fiziğimizi. Hem güzel kalalım değil mi? Hepsi. Ve dinç kalalım onları yapacağız inşallah. çok yani ben bazen yorulduğunuzu hissetmiyor musunuz? Fiziksel yorgunluk. Beyin yorgunluğu, fiziksel yorgunluk yani tümüyle ben mesela zaman zaman bu kaos yani dünya kaosu beni yorduğunu hissediyorum bazen.
Çok mu yaşadım acaba diyorum. Ya öyle zamanlarımda oluyor. Oluyor tabii, normal. Oluyordur herhalde. Yani çok üstünde durmuyorum böyle şeylerin. Ben bir şey de kullanmıyorum bu arada. Herkes sinir oluyor böyle söyleyince. Nasıl ama. Nasıl? Hayır de? Yani sakinleştirici şu falan. Yok yok, sizin o yapınız yani, yok. O evet, kadar evet. Hani diyor yok canım artık sen hani ne içiyorsan biz de içelim şeyi var ya esprisi. Hayır, onu demek anladım, istedim. Anladım. Şimdi yani oluyor bunlar hep bir o kadar çok zamana bakıyorum ki o daha beterleri de olmuş. Bir de iletişimci bunun. Olmanız nedeniyle tabii ki. O kadar çok şeye bakıyorsunuz ki evet. Yani o yorabiliyor. Ben de insanla beslenen, dünyayı takip eden, kendi kabuğunda yaşamayan bir insan olmam hasabiyle söylüyorum doğru, bunu. Doğru. Bazen yorulduğumu hissediyorum. Hani fazla geliyor. Bazı böyle kapatıyorsunuz, doğru. Bazı şeyleri kapatıyorsunuz. Birazcık nefes alıyorsunuz ama onsuz yaşamıyorum ben. Ben tabii. Her şeyle yaşıyorum. Yaşamak da bu, insan aynen. Olmak da bu. Ve bildiğim, öğrendiğim ve gördüğüm her şeyi de iletişimle evet. Dağıtmaya ve öğretmeye de çalışıyorum. Ha, iyi ki, yani iyi ki varsınız. Böyle bir... çok, çok imrendiğim, çok rol model aldığım siz profillerden birisiniz. Siz de öylesiniz, hakikaten. Siz de öylesiniz. Çok onur duydum ama... Bu işleri yaparak o kadar kıymetli beyinlere, o kadar özendiğim, beğendiğim, nasıl yapıyorlar acaba, nasıl bir kafa var yani, nasıl bir yaratıcılık bu diye dediğim birçok kıymetli insana yaklaştım. Ama pandemi döneminde benim yaratıcılığım şey oldu, kesildi. İlk önce ben de tabii salgın malgın hani nedir hepimiz öğrenmeye çalıştık. En son ne zaman olmuş, kaç kişi ne olmuş, nasıl etkilenmiş. Sonra durumu kavramaya başlayınca da dedim ki ha bu demek ki. Bir duracağız plan. Demek ki. Evet, plan bu. Bu bir şey. 16 Mart'ta hemen oturdum, yazı yazdım. Çünkü şimdi soracaklar sen fütüristsin. Söyle bakalım bildin hadi. Mi, bilemedin mi, neler olacak? O zaman da yazmıştım. Evet. Yani bütün şu anda liderim diye dolaşan G8 fotoğrafındaki çoğu beyefendileri ve lider kılığındaki evet. insanlara güle güle diyeceğimiz bir döneme girdik. Onun için o demektir ki dünyanın bütün sistemleri değişecek. İşte bu blockchain'ler, kripto paralar filan hepsini konuşuyorduk. Dikey tarımlar, tabii. Laboratuvar gıdaları. Bunların hepsinin gelebilecek olmasını ve bunu insanlığın kabul etmiş olmasını artık anlamasını çok sevindirici buldum doğrusu. Çünkü öbür türlü sürdürülebilirliğimiz yoktu. Yani gidebilir bir dünya değildi artık. Umutla bakıyoruz geleceğe. Çok. Evet. T gelecek insan. Güzel gelecek. T diyoruz. İnsanı. Herkes, herkes alsın okusun. Geliyor. Güzel günler geliyor diyelim. Evet. Evet çok teşekkür ederim teşekkür Ufuk ederim. Hanım. Çok programıma keyifliydim. Geldiğiniz için. Efendim haftaya görüşmek üzere umutla. Çok